Merhaba. Ekranda yer alan parça üzerinde bir önceki videoda data sağlığı ile ilgili ve hemen ardından da sıfırlama ile ilgili bahsetmiştim. Bu videoda tezgahta aynı anda birden fazla parçanın işlenmesi ile alakalı olarak G54, G55, G56, G57 tanımlaması tanımlamasından bahsedeceğim. Bununla alakalı olarak datanın öncelikle kopyalarını oluşturalım. Tools'ta yer alan mu obje komutu ile datalarımızın kopyasını oluşturalım. Kopya almadan önce filtrelerden de solid body seçeneğinden faydalanarak katı modellerimizi seçelim. Yanlış bir geometri seçmemek adına filtreleri kullandım. Kopya orijinal kısmından 3 seçeneğini yani G55, G56, G57 parçalarının Kopyalarını oluşturmak istedim. Specify Orientation kısmından Y ye eksenine tıklayıp bu şekilde dinamik bir eksen pardon bir mesafe tanımlaması yapılabilir. Ya da örneğin Y ekseninin ucuna veya X ekseninin ucuna tıklayıp buradan örneğin 300 mm aralarında boşluk olacak şekilde bu merkezden bu merkeze bir tanımlama yapabilirsiniz. Tanımlamalarımı yaptıktan sonra komutu onaylıyorum. Gördüğümüz üzere G55, G56, G57 parçalarının tanımlamasını yaptım. Geometry View'da yer alan bizim bir önceki videoda ayarlamış olduğumuz G54 seçeneği burada. Buna bir isim verebiliriz. Sağ tıklayıp rename yaptım. Buna G54 isim tanımlaması yapabiliriz. Bu görmüş olduğumuz mcs mil bu parçanın sıfırı. Bu parçalara da mcs miller oluşturmamız lazım. G55, G56, G57 tanımlaması yapmak için. Bununla alakalı olarak Home'da yer alan Create Geometry komutuyla şurada mcs seçeneğiyle bu parçalar için mcs'ler oluşturacağız. Geometri kısmında geometri seçeneğini seçelim. Hiyerarşik olarak herhangi bir hiyerarşi görmesin. Geometriye bağlı olsun hepsi diye. Daha sonra şuradan isim tanımlaması yapalım. G55. Onaylayalım. Gelen kısımları da onaylayalım. Buraya bakacağız. Aynı şekilde G56 ve G57 tanımlamalarını da yapalım. G56 G57. Evet gördüğünüz üzere Makine koordinat sistemlerini atamış olduk. Ancak şu an yönleri tanımlı değil. Yönlerini tanımlamadan önce Geometry View'dayken burada Workpiece seçeneği var. Workpiece seçeneği ile Cam yapmadan önce parça kütük tanımlaması yapıyoruz. Ve operasyonlarımızı bu Workpiece'in altına dizdiğimiz zaman bir daha parça kütük tanımlaması yapmamıza gerek kalmıyor. Bununla alakalı olarak bu parça kütük tanımlamalarını yani G55, G56, G57 parça kütük tanımlamalarını yapabileceğimiz yine Create Geometry içerisinde yer alan Workpiece seçenekleri ile kütüklerimizi yani parça kütük ayarlayabileceğimiz Workpiece'lerimizi oluşturalım. Şuradan ilk olarak G55'in altına bir Workpiece atamak istiyorum. Aynı şekilde buradan G56'nın içerisine bir parça kütük tanımlaması yapmak istiyorum. Aynı şekilde bir de G57 içerisinde parça kütük tanımlaması yapmak istiyorum. Örneğin G54 içerisindeki workpiece'e girdiğimiz zaman kullanıcı burada parça kütük tanımlamasını yapmış. Bizim aynı şekilde burada workpiece G55'in workpiece'ine girip parçası bu kütüğü de bu olarak tanıtmamız lazım aynı burada olduğu gibi bakın Fenerler yanıyor Fenerlere tıkladığımız zaman parça bu kütük bu tanımlaması yapılmış bu g56 ve g57 de yapalım bunu parça bu kütük bu Fenerler yandı buradan kontrollerinizi sağlayabilirsiniz aynı şekilde g57 içinde parça kütük tanımlaması yapalım Evet, parça kütük tanımlamalarını da yaptık. G57, G56, G55 şeklinde. Ancak şu anda G55'e bir kez tıkladığım zaman G55'i burası gösteriyor. Çift tıkladığım zaman G55'i aktif hale getirdi. Şuradaki CSS diyalog seçeneği ile makine koordinat sistemini etkin hale getirdim. Burada yer alan insert seçeneği ile G55 parçasının Kütüğünün üst yüzeyini seçtim. Bakın tanımlamayı yaptı. Yüzeye dik olacak şekilde ve yüzeyin tam ortasında. Ancak X ve Y yönleri gördüğünüz üzere ters. Şuradan dinamik seçeneğini seçip X'e tıklayıp yüzeye tıklayıp aynı şekilde Z'ye tıklayıp yüzeye tıklayıp Yüzeyin tam ortasında Z ekseni bu yüzeye dik olacak şekilde X ekseni bu yüzeye dik olacak şekilde bir tanımlama yaptıktan sonra Gördüğünüz üzere G55 tanımlaması bu şekilde. G56'ya tıklayalım. Yine bu da default olarak buraya gelmiş. Bunların G56 ve G57 tanımlamalarını da bunun ve bunun üzerine gelecek şekilde yapalım. G56'ya çift tıklıyorum. MCS milini. Burada yer alan CSS diyalog içerisindeki aynı seçenek. Inferit ile öncelikle yüzeyin ortasını buluyorum. Daha sonra dinamikle vektörlerin yönünü çeviriyorum vektöre tıkladım. Yüzeye tıklarsam ya da şu kenara tıklarsam bakın x vektörü yüzeye tıklarsam yüzeye dik oluyordu. Kenara tıklarsam kenara paralel oluyor. Aynı şekilde y'ye tıklayıp kenara tıkladım. Kenara paralel oldu. Z'ye tıklayıp da yüzeye seçerseniz yüzeye dik olur. Zaten bu ayarlamaları yapmıştık. Okey diyorum. Ve son olarak G7 için bu ayarlamaları yapalım. Gördüğünüz üzere üzerlerine bir kere tıklayarak hangi koordinat sistemi nerede bunun kontrolünü sağlayabilirsiniz. G56, G57. Ancak şu haliyle bu parça kütük tanımlamasını yaptıktan sonra operasyonlarını oluşturup, generate edip, post alıp, alsam dahil G55 tanımlamasını elde edemeyeceğiz. Bu haliyle. Çünkü... MCS ile girdiğim zaman herhangi bir MCS'le MCS ile girdiğim zaman burada fixture offset seçeneği var. Şu an G54'te 1 yazıyor. Bu fixture offset posta G53 artı fixture offset olarak çalışıyor. Yani posta G53 tanımlaması 53 olarak bir değer tanımlaması artı bu fixture offset'ten gelen değer tanımlaması var. Şu an burası 1 olduğu için G53 artı 1'den burası G54 ediyor. Ancak buraya girdiğimiz zaman Details'a girdiğimiz zaman burası hala 1'de. Yani burayı da G54 olarak göreceği için operasyonlar bittikten sonra bu parça işlendikten sonra takımın buraya geçişi söz konusu olmayacaktır. Burayı 2 yapmamız lazım. Ki G53 artı 2'den G55 olsun. Aynı şekilde Burada details Burası G56 olduğu için buraya 3 yazıyorum. Buraya da 4 yazarsak G53 artı 4'ten G57 tanımlamasını yapmış oluyoruz. Makine koordinat sistemleri üzerinde bir kez tıklayarak hangi koordinat sisteminin hangi parça üzerinde konumlandırıldığını görebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.